Şimdi Levent hocamdan kısacağım galiba. Yok hocam. Buyurun size. Hocam buyurun. Doktor Levent Fazlı Güney'i konuşması yapmak için. Merhaba dostlar. Ben iyi değilim. Yani sizi böyle kalabalık, böyle coşkulu görünce çok iyi olmuştum. Ama şu an iyi değilim. Niye? Sebebi şu. Düşmanımı iyi kötü biliyorum. Dostumu tanıyamıyorum. Vallahi tanıyamıyorum. Yani ne desem bilmiyorum. Şimdi bakın. Finlandiya raporu. Şu. 75 sayfa. 75 sayfa boyunca bizim 8 senedir ne yaşadığımızı anlatıyor. 8 seneden fazla zamandır. Ben Hatice Ahmet Erkan'a röportaj verirken aynı gün Hak İnisiyatifinde bunu anlatıyordum. Hatice'nin o hani çok etkili üslubuyla, doğal samimi üslubuyla o kısa video belki 10 milyondan fazla izlendi. Ve bir tırnak içinde söyleyeyim, hadi iddia. Hadi tırnak içinde iddia edeyim, bazıları iddia ediyor ya. Duyuldu. Şimdi bakın, bir, 75 sayfa boyunca bizim ne yaşadığımız anlatılıyor değil mi? Aradan geçti 1-2 gün. Biz gün yüzünde bir şeye katıldık, pikniğe katıldık. Gün yüzü Mehmet Tombağ'ın köyünde, Mercan köyünde, Eskişehir'in gün yüzü ilçesi. Orada bu konuları konuştuk. Birçok tartışma geldi bana. Bunlar bize zarar verir. Bunları biz duyuramayız. Biz bunları sahiplenemeyiz. Vay efendim şöyle olur, böyle olur. Yangına körükle gitmeyin. Allah kahretsin, yangınız biz ya. Yanan biziz. Ya biz neyi tartışıyoruz? Kiminle tartışıyoruz? Ben çok özür dilerim. O gün ben bir tartışmaya girdim. Tartışmaya girdiğim insanların hiçbiri okumamıştı Finlandiya raporunu. O bastılar. Hiçbiri okumamıştı. Okumadınız benimle, ne tartışıyorsunuz? Neyi tartışıyorsunuz benimle? Yaladım, yuttum ve anlattım ben bunu defalarca. Evet, orada geçen bir paragraf bizim canımızı en fazla yakan yer. En fazla yakan yer. Ben bu ağırlığı anlatamam. Benim konuştuklarım var. Konuştuklarım olduğu için benim için bu iş hayat memat meselesidir. Sonuna kadar gidilecek. Nereye kadar gidilirse gidilecek. Bedeli ne olursa olsun gidilecek. Ama yeter ya. Gerçekten yeter artık. Vay efendim, biz bunu şöyle yaparsak böyle olur, böyle yaparsak böyle olur. Tekrar söylüyorum, Allah kahretsin. Bakın, Finlandiya raporuyla ilgili tweetlerim altına bile, düne kadar beraber... Bunu ilk Fatma Zehra Hoca yayında söyledi. O zaman infial olmalıydı. Sonra Hilal Nesin defalarca duyurdu. Finlandiya raporu 14 Ağustos'ta yayınlandı internette. Öyle bir korku salındı ki. Sonra 30 Ağustos muydu Hatice, senin videon? 31 Ağustos muydu? Hangi günü? O günlerden biriydi, 31 Ağustos'tu. Onunla bütün dünya duydu. Sonra ne oldu? Kaç kişi çıktı tekrar anlattı. Hilal Nesin çıktı, dedi ki ben 300 kadınla görüştüm. Bunların bir bölümünü kitabımı alıyorum. Albatros Fırtınası diye kitap yazıyorum. Fatma Zehra Hoca tekrar bir video daha çekti. Birkaç gazeteci çekti. Birçok insan dedi ki ben evet konuştum bizzat mağdurlarla. Kaç kişinin söylemesi lazım ya? Ne tür bir delil arıyoruz biz bunun için? Şimdi bakın, dostumu tanıyamıyorum dedim. İncinem incinsin. Bakın, incinem incinsin. Özür dilerim. Buradayken WhatsApp'tan bir mesaj geldi bana. WhatsApp'tan. Ya bakın, biz bir, ya kaç gün oldu bilmiyorum. 10 gün mü oldu, ne oldu? Yaptığımız konuşmalar, yaptığımız böyle bize gelen mesajlar. 8 gün mü oldu? Yani işte ne 8, bakın 8 gündür
Vay efendim şöyle olur, vay efendim mağdurların morali bozulur. Daha ne olacak bize ya? Vay efendim şu olur bu olur. Buyurun size okuyacağım ama isim vermeden cisim vermeden okuyacağım. Bunlar doğrulanmış bilgi midir? Bunlar henüz doğrulanmadı, tereddüt oluşuyor. Kaç kişinin konuşmasını bekliyorsunuz? Kaç kişisinin yani ne yapmasını, ne tür bir delil bekliyorsunuz ya? Videoya alınmasını mı bekliyorsunuz ya? Açıklama yapmıyoruz. Bir de biz bunu tartışıyoruz ve kendi içimizde tartışıyoruz. Bakın bunu tartışan hiç kimseye artık benim tahammülüm yok. Cidden tahammülüm yok. Kimseyle uğraşacak vaktim yok bakın. Çünkü niye? Ya tutuştuk, yanıyoruz. İçinde evlatlarımız yanıyor. Bana şu çelme takmış, bu çelme takmış, onunla uğraşacak değilim. Bana şu laf atmış, bu laf atmış, falanca şunu yapmış, bunu yapmış değil. Bu yangını söndürmeye ben enerjimi harcıyorum. Ama hepsini de Allah'a havale ediyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Umarım anlaşılır yani. Biz 6-7 Eylül'ün yıl dönümünü yaşadık değil mi? Dün Ali Özinan'da bir video paylaştı. Dedi ki 400 kadına tecavüz edildi 6-7 Eylül'de. 400 kadına. Resmi rakamlara geçmiş biliyor musunuz o günlerdeki o tecavüz? Resmi rakamlar 60. Ben size söyleyeyim, bu son 8 günde o kadar çok görüşme yaptım ki, o 12 sayısı çok düşük. Çok düşük. 6-7 Eylül'de 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 Ortodoks Kilisesi. 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul, toplam 5317 mekan ateşe verilmiş. Yağmayı, talanı biliyorsunuz. 5 ayrı şehirden yaklaşık 500 kişinin İstanbul'a taşındığı biliniyor. 15 Temmuz'da da taşımışlar. Keşke bütün sekrisler açıklansa da böyle herkes her şey açık olsa da görülse. Birisi de benim hemşehrim Kırıkkale gelen. Akşam 8 itibariyle herkese mesajlar gitmiş. Birbirlerine telefon aramışlar. Nereden öğrendiniz kardeşim siz 8'de? Çok özür diliyorum. Dayanamıyorum artık. Bakın bu yükü de kaldıramıyorum. Ya konuştuğum kadınlar var diyorum, inandıramıyorum. Olayı anlatıyorum, inandıramıyorum. Diyorum ki bak psikologlar var, bu kadar kişiyi kayıt altına almışlar, inandıramıyorum. A kişisi anlatıyor, inanılmıyor. B kişisi anlatıyor, inanılmıyor. C kişisi anlatıyor, inanılmıyor. Hilal Nesin kamp kamp dolaşmış, 300 kadınla konuşmuş. 300. 300 birileri akşam kesiyor. Yazıklar olsun. Binlerce defa yazıklar olsun. Ben burada yasak kararını anlatacaktım. İşte başka bir şey anlatacaktım. Sorulursa yine anlatırım. Ama bizim bir kendimize çeki düzen vermemiz gerekti yani. Gerçekten bir çeki düzen vermemiz gerekti. Ya son 8 gündür en fazla bize yapılan şeylerden, sataşmalardan, eleştirilerden, yediğimiz hakaretlerden, küfürlerden, en çok da bazıları da hani bizden görünen, sen ne kadar para kazandın diyor mağdurlarda. Ya son 8 günde benden 6 bin takipçi gitti. Ben bu konuların üstüne gidiyorum diye. Ben para mı kazanıyorum? En yakın şahidi Hatice'dir belki. Yani yakın arkadaşlarım. Ya bir ev sattım, bir ofis sattım, bir arsa sattım bu dönemde ya. Bırakın kazanmayı. Hala ahlaksızca dilleri bunu söylüyor bize. Yani hani düşünebiliyor musunuz? Şimdi özür dilerim. Sağ ol. Şimdi bize ne olur şey diye sormayın. Hani bu işin sonu ne olur? %1000 ümitliyim. 100 falan değil. 999.99 bile değil.
Çünkü benim de hani ben muhafazakar bir kültürden geliyorum ama sadece muhafazakar bir kültürden geldiğim için değil. Ben üniversite yıllarında İncil'i böyle satır satır altını çizerek okudum. Bir sürü papazla görüştüm. Bir sürü Hristiyan arkadaşla görüştüm. Gittim Yahudi arkadaşlarla görüştüm. Birebir onlarla. Tevrat'ı okudum. Bir sürü kitap. O zaman VHS kasetler vardı. Onları okudum. Kendim seçtim dini. Ama ben bir gün patrikhane ziyaretinde bir pir ifade... Evladım dedi. İman, ümit, sevgi. Fakat yani bunlar birbirinden ayrılmaz. Ölüsü bulunan çocukları sen bunları kısa. Bırakma, onlar da seni bırakır. Leyla'nın davasında Tanrı olarak tamam ifade değiştirdi. Davadaki gizli tanı yerimsiz ifade altında düşürüldü. O davada herkes zarar etti. 6 yaşında Leyla ölmüştü. Yalnız söylemiş olayım. Nadine de belki de bir ifade ama Kur'an'ın o cesedi bulunan toplumun talebi ama hakkını soramayan yargı. Ama hiç değilse toplum Onu da İngilizce'ye çevirdim. Çok kısa süre içerisinde de Ahim'e gönderdim. İşte bak hani eylem planında diyorlar ya, biz zaten Ahim kararı uyguluyoruz. Bizim zaten mahkemeniz Ahim kararına uygun karar veriyor. Başka bir şey yapmaya gerek yok ki diye verdiler ya şey cevap. Yani kıvranmışlar öyle bir cevap verebilmişler. Ve ben gönderdik işte buyurun. Yalçınkaya'yı bile böyle yaptılar da. Devamında da Avrupa'da birçok SGK şimdi Yalçınkaya kararının aksine verilen kararları Ahim'e bildirdi. Bir STK'ların bildirmesi önemli. Yani hani zannediyorlar mı ki onlar Ahim'i kandıracak, Birleşmiş Milletler'i kandıracak vesaire. Yani tamamen artık yalan odaklı, gerçek... olmayan hususlar odaklı bir şeye gidiyorlar. Şimdi gelelim yasak kararına. Kısaca bahsedeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ikinci dairesi suçüstü yakalandı yasak kararıyla. Bak, şimdi bir çamura baktılar. Nasıl çıkarız diye düşündüler o çamura. Biz bakmadık. Bizim için hiç olumsuz bir şey yok bana göre. Anlatayım. Yalçınkaya kararı var mı? Var ortada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir iştahı sistemi var. Orada bir iştahı varsa, büyük dairenin bir iştahı varsa, ikinci dairenin herhangi bir hakimi ona karşı, iştahı da karşı bir görüş bildiremez. En fazla der ki, o iştahı olduğu için böyle diyorum, hani görüşüm böyle olmasa da der. Yine de tutup da orada hani karşı bir görüş vesaire yazamaz. Çünkü iştahı var. O iştahı tekrar büyük daire değiştirir. Şimdi Ahim'in dolayısıyla Yalçınkaya kararında büyük dairenin iştahı tapu gibi orada duruyor. Bu bir. Yasak kararı verirken ikinci daire ne demiş? Aynen bunu demiş. Yalçınkaya kararı geçerlidir hala demiş. Yalçınkaya kararı mevcut ve o iştahı geçerli. Ama demiş bu dosya Yalçınkaya'dan çok farklı, çok ayrışıyor. O yüzden ben bölüm olarak karar veriyorum demiş. Bak bölüm olarak karar veriyorum. Peki, bölüm olarak karar verirken, muhtemelen de aradılar, taradılar, içinden bu dosyayı seçtiler. Bu dosyayı seçtiler derken ben sayın yasağı suçlamıyorum ben. 7,5 yıl ceza almış genç bir arkadaş, cezaevi koşullarından bir başvuru yapmış.
Yani çok iyi bilmesi düşünülemez her şeyi. Ama başvurusunda bazı eksikler var, problemler var. Sonrasında bir meslektaşımız dahil olmuş. Orada da bir takım hani problemler var. Altıncı maddede mesela ihlal iddiası yok. İlk yapılması gereken ihlal iddiası. Yani adil yargılanma hakkım ihlal edildi. Onun bir sürü alt maddesi var biliyorsunuz. Yedinci maddeden ve üçüncü maddeden yapılmış. İkinci dairenin biliyorsunuz bir Türk yargıcı var. Saadet Yüksel, Cüneyt Bey'in de kız kardeşi. Anayasa Komisyonu Başkanı yani. Mecliste AK Parti milletvekilinin. Saadet Yüksel'in görüşünü biliyoruz. Zaten Yalçınkaya kararına da muhalif kalmıştı. Dairenin başkanının görüşünü de biliyoruz. Yalçınkaya kararına muhalif kalmıştı. Orada bazı raportörlerin görüşlerini biliyoruz. Sonra ne yapmışlar? 2011 ve 2014 yılı arasındaki faaliyetler nedeniyle Nedim Şener'in de dediği gibi miladı da 2011'e çekecek şekilde bunlar örgütsel faaliyetlerdir. Ve bu faaliyetleri yapanlar terör örgütü üyeliğinden yargılanmayı öngörebilirdik demiş. Öngörülebilirlik açısından bakmış sadece. Başka bir açıdan bakmamış. Halbuki kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin birçok başka hani noktası. Peki güzel. Peki yasak orada iddia edilen hususları yapmış mı? Yok. Bakın kişiyle ilgili soru çalmaya dönük bir şey yok kovuşturma dosyasında. Ama ikinci daire diyor ki yani işte tırnak içinde FETÖ, PYD'ye ile alakalı ve dolaylı olarak da Şaban Yasak'la ilgili böyle bir iddia var. Tanıklar var. Tanıkların sadece emniyet ifadesiyle yetinilmiş, bizim Yargıtayımızın bile kararları var. Huzurda dinlenmeyen tanıkmanlık değil. Emniyet ifadesini alıp olduğu gibi karara geçiremezsiniz. Doğru mu Lale? Hakimlikte yaptım. Böyle saçmalık olmaz. Bunu sanki mahkemede huzurda dinlenmiş gibi böyle ifade etmiş. İkinci celsede karar verilmiş, 3 demiş, hani daha uzun gösterebilmek adına vesaire. Ama netice itibariyle gerçekten de bu karar hani kesin değil, henüz büyük daire kapısı açık, büyük daireye muhtemelen itiraz edilecektir. Ve sağlam bir itiraz yapılacak. Bu ikinci dairenin de nasıl böyle kendini ele verdiği ortaya çıkarılacaktır. O büyük daire başvurusuyla, bu büyük daire başvurusunu da duyurmak bize düşen bir görevdir aynı zamanda. Bunun yani üzerine gitmek. Hadi miladı 2011'e çekelim. Hadi çekelim. Sevgiyle elini gümbürtü onlar. Çekelim mi hep beraber? 2012'de stadyumda ne dendi? 2011'de ne dendi? Mecliste 2013'te ne dendi? Adalet Bakanı ne dedi ki? Hadi çekelim hep birlikte miladı 2011'e. Yani Bu kararı bakın sahiplenebilen var mı doğru dürüst? Yok. Bakın Ersan Şen bile bunun aleyhine yazı yazdı. Hukuki haber sitesi. Biz buradan niye moral bozuyoruz o zaman yasak kararına? Niye moral bozacağım ben? Ben eski bir askerim. Harp Akademisi'nde de eğitim aldım. Ben ihtimalat üzerinde dururum. Yani hep ihtimaller üzerinde dururum. Aldığım eğitim de onu gerektirir. Ha, bu yolda başarısız mı oldum? Hemen benim alternatif yolum ne? Bu bir. Ki ben burada başarısız da değilim. Benim ne yapmam lazım? O zaman şimdi bana düşer mi? Çünkü benim hedefim belli. Benim hedefim bu hukuksuzluğu dünyaya duyurmak, mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi. Bir an evvel hukukun bu ülkede üstün olması. Netice itibariyle ben yasak kararından sonra ne yapabileceğimle ilgili, ne yapmam gerektiğiyle ilgili kendime bir sürü görev çıkarıyorum. Bize de düşen bu. Bunu yapmamız lazım. Velhasıl yandığım biziz. Yani düşmanlarımızı iyi kötü tanıyoruz ama dostları tanıyamamak gerçekten çok acı veriyor. Ben bunun için hani özür diliyorum ama tekrar ediyorum. Bakın Finlandiya raporunda yazanlar eksiği var, fazlası yok. Ve buz gibi gerçekler. Finlandiya raporunun evet en acı tarafı da o paragraf. Ama Finlandiya raporunda o paragrafa indirgemek de bizim bir hatamız olur. Finlandiya raporunda birçok mağduriyet var ve ilk defa gündeme getirilmiş bazı konular da var. Ne var mesela? Yargılamalarda aranan kriterler. Tamamen rastsal olduğu mesela orada. Yani herkesin bu torbaya girebileceği net bir şekilde yazılmış. Yeniden yargılamalarla ilgili, yeniden yapılanma yargılamalarıyla ilgili son derece net ifadeler var. Ankesör, Baylok, Bankas'la ilgili
son derece net ifadeler var. Ama ilk defa toplumun KHK'lılara bakışıyla ilgili de çok net böyle ifadeler. Toplum görmezden geliyor, yoksa. Yani bunlarla ilgili de ifadeler var. Dolayısıyla biz bu raporu hem anlatacağız hem de ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? 15 bin KHK'lı ve yakınıyla anket yaptı değil mi? Bize de hepsini söyledi seçimden önce. Biz yakında bunu rapor haline getireceğiz. Sonuçlarımız hazır falan dedi. Ya Finlandiya'da gelmiş, bakın sahada görüşmüş, Avrupa'da görüşmüş, birçok kişiyle görüşmüş, birçok STK ile görüşmüş ve bunu hazırlamış. Yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünü. Finlandiya bunu yaptı. 4000 küsür kilometre ötede değil mi? Hans anladı. Hasan olarak sen niye anlamıyorsun kardeşim? Hans anladı, Hasan anlamıyor. Sen nerede? Niye yazmıyorsun bu raporları? Bunu soracağız. Neden tek bir muhalefet partisi bile şöyle bir rapor ortaya koyamadı? Neden koskoca Barolar Birliği, benim bir üye olduğum böyle bir rapor ortaya koyamadı? Benim bir üye olduğum birçok STK var. Daha iki gün önce de önemli bir toplantıdaydım, birçok STK'nın bir yere geldi. Orada da dile getirdim. Biz niye yazamadık böyle bir şey? Niye yazamıyoruz? Ne iş yapıyoruz biz? Tamam, elbette hayvan haklarıyla da ilgileneceğiz. Elbette bütün haklarla da ilgileneceğiz. Ama burada alev alev yanan insanlar var. Ve bu iş bir beyin kanamasıdır. Bakın, net bir şekilde bir beyin kanamasıdır. Özür dileyerek bir rol çalayım. Hatice ile bunu sen mi okusan ben mi okuyayım diye düşündük. Özür diliyorum, biraz vakit şey oldu ama. Şimdi ben size bir şey okuyacağım. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire kararı. Esas No 2016 Taksim 4. Tedbir karar No 2016 Taksim 345. Karar tarihi 16.07.2016. 2745 hakim savcının meslekten açığa alma kararında geçen satırlar. Bakın ben yazmadım. Girin internetten. Hatta şu an bir sürü dava dosyasına girmiş. Buradaki ifadeler de onların ifadeleri. Benim ifadelerim değil. Aynen okuyorum. Fethullahçıların özellikle. Şimdi KHK'ları ülkenin beyin kanaması diyor muyum? Özellikle. Kamu kaynaklarını ve devlet imkanlarını kullanan, iyi eğitim almış, yüksek lisans veya doktora yapmış, yurt dışını görüp tanımış veya yaşamış, yabancı dil bilen, kamu idarelerinde verilen emre sonuna kadar itaat eden, en iyi şekilde çalışan, işini iyi yapabilen, disiplinli, işi için elinden gelen gayreti gösteren, en sorunsuz, kalifiye bakımından meziyetli, kabiliyeti yüksek ve zeki, teknolojiye meraklı, çağın bilgisini öğrenmeye çalışan, açıktan olmasa bile dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan kimselerdir. Hakimler, savcılar, esas mı olsun, karar mı olsun söyledi. Bu haberlere de konu oldu. Çatı iddianamesinde de bu var. İsmail Hakkı Pekir de söylemişti. Durum bu. Bu buz gibi gerçekliği onlar da biliyorlar. Biz ülke olarak bir beyin kanaması yaşıyoruz. Ve bu beyin kanaması giderilmeden de herhangi bir alanda iyiye gitme ihtimalimiz yok. Abi bana kızıyor musun ya? Çok özür diliyorum. Tamam. Şimdi bak. Narin'i bir kez daha ben de anıyorum. Çünkü Narin evladımızla beraber istatistiklerimiz ortaya çıktı. 8 yılda 100 binden fazla çocuk kaybolmuş. Bizim gündemimize gelen ne kadar az biliyor musunuz? Evet, bizim polislerimiz, kolluğumuz böyle bankaya para yatıranları kovalamak yerine bunun peşine düşecekti arkadaş. Siz çocuklarımızı koruyamıyorsunuz. Açıkçası haykıralım değil mi? Çocuklarımızı koruyamayandan kime ne fayda getirir? Kime ne fayda getirir? Bakın Şükrü Erbaş diyor ki, büyüklerin bunca uzun yaşadığı bir ülkede bir onur dersi midir çocukların ölümü? Böyle ucuz ettiler ki her şeyi, sözü, saygıyı, erdemi, ölümü bile kirlettiler. Yine Şükrü Erbaş diyor ki, şimdi ben bunca şiiri yazdım da ülke mi düzeldi? Atilla abi. Artık evlerde vuruyorlar çocukları babaların alkışlar arasında. Özgür dilediğini düşünmekte herkes, ancak ışık vermeden yakacaksın onu. Şükrü Erbaş da umutsuzluğa düşmüş zaman zaman ama şiir yazmaya devam etmiş.
Biz de şiir yazmaya devam edeceğiz. Sadece şiir yazmayacağız. Şiir gibi yaşayacağız dostlar. Biz şiir gibi yaşıyoruz. Ve biz birlikte çok güzeliz. Bu birlikteliği de kimsenin bozmasına izin vermeyin. Tekrar selamlıyorum. Eyvallah. Final harikaydı. Birlikte olacağız. Buyurun. Bir örnek üzerinden bir şeyler söylemek istedim de 92-95 yıllar arasında Bosna Hersek'te bir savaş oldu biliyorsunuz. Burada tahmin edilen tecavüz okası 50 ile 60 bin arasında. Bu bir tahmin. Ama kadınlar ilk defa 2019'da görünmeyen çocuk isimli bir belgesele kadınlar doğrudan değil yakınları konuşabildi. 3 kadın sadece konuşabildi ve 2 kız çocuğu. Yani tecavüz sonrasında hamilelik ve doğum neticesiyle onların kader ortaklığı üzerinden görünmeyen çocuk belgesi 2019-92-95. Bu ilk defa yaşanan bir hadise değil. Bizim mağdurların şikayetçi olabileceği ortamı sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Onları cesaretlendirmek, onların isimlerinin gizli kalacağını ama hesaplarının sorulacağını dile getirmek ve onları inandırmak sorumluluğumuz var. Aksi takdirde yani onların niye rızası yok diye biz onları suçlayamayız yani. Suçlu biziz. Nerede?